Doğu Ekspresi ile Kars'a turistik yolculuk önceki senelere oranla çok daha popüler hale geldi. Öyle ki yataklı ve kuşetli vagonlarda yer bulabilmek için haftalar, hatta aylar öncesinden yer ayırtılması gerekiyor. Koltukları, ışıklandırması ve dekorasyonuyla modernize edilen Doğu Ekspresi yolculara konforlu bir seyahat sunuyor. Doğu Ekspresi'ne özellikle öğrencilerin ilgisi yoğun oluyor. Uludağ Hukuk'ta okuyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Evet, Bursa'dan geldik, evet. Yolculuğumuz ilk başta bizim Erzurum olacak. Erzurum'da bir gece konaklayıp oradan Kars'a geçip dönüşü tekrar Doğu Ekspresi ile buraya yapacağız. Şöyle, biz zaten daha önceden planlıyorduk. Yani şu an evet çok popüler ama daha öncesinden de planlarımız vardı. Üniversite bitmeden bir Doğu turu yapalım dedik açıkçası. Kar görmek isteyenler, fotoğrafçılar, Kars'a ulaşmak için Doğu Ekspresi'ni tercih edenler arasında. Kar görmeye. Kar görmeye çok özledik. Sarıkamış'ı görmeye. 30 saatlik bir yolculuk muhtemelen diye söylediler. Evet. Fotoğraf çekeceğiz, video çekeceğiz, hikaye şekline getireceğiz birazcık. Yolculuk boyunca yapmayı düşündüğüm şeyler bol bol resim çekmek, etrafı seyretmek, işte ardından heyecan. 2017 yılında 319 bin civarında yolcu taşıyan tren, 2018'in sadece ilk 15 gününde 14 binin üzerinde kişi taşıdı. Doğu Ekspresi'nin yolcu sayısı katlanarak artmaya devam ediyor.